Seri testleri örnek soru çözümleri. Başlangıç düzeyi. Seri testlerine ait örnek soru çözüm videolarını 3 düzey olarak işleyeceğiz. Başlangıç düzeyi, orta düzey ve ileri düzey. Bu videomuzdaki seri testlerine ait örnek sorular başlangıç düzeyi seri sorularıdır. Sorularımıza başlamadan önce seri testlerini bir hatırlayalım ve kısaca amacını konuşalım. Arkasından da tek tek sorularımızı çözmeye başlayalım. Seri testleri 8 taneydi. Burada hatırlayacağız derken sadece ismen konuşacağız. 1. Eninci terim testi. Bu testin diğer ismi limit testidir. İkinci testimiz geometrik seridir. Üçüncü testimiz P serisi test. Dördüncü testimiz integral testi. Beşinci testimiz kıyaslama testleri. Altıncı testimiz oran testi. Yedinci testimiz kök testi. Sekizinci testimiz alterne seri test. Bu seri testlerimizin amacı bize bir seri verildiğinde bu serinin karakterini, yani karakteri derken yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirlememize yararlar. Burada seri testlerinde belli bir düzeyde olduğumuz kabul edilerek bu sorular çözülecek. Hakim değilseniz, kurallarını bilmiyorsanız dönüp önce kuralların anlatıldığı videoları izlemenizi tavsiye ederim. Burada bu soruyu hangi testin çözdüğünü söyleyip direkt çözümleri yapacağım çünkü. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. 2'den sonsuza 3n eksi 2 bölü 2n artı 5 serisinin karakterini yakınsak veya ıraksak belirleyin. Bu seriye baktığımda bu seriyi n'inci terim testi çözer. Neden? Eğer ki n'inci terim testinin kuralını biliyorsak buna bakar bakmaz çözdüğünü anlayabiliriz. N'inci terim testi şunu söyler. İçerideki kısmın limiti, sonsuza giderkenki limiti, eğer ki sıfırdan farklıysa bu seri ıraksaktır. Buna bakıyorum, limiti sonsuza giderken sıfırdan farklı. O zaman bunu n'inci terim testi çözer. N'inci terim testi. Mutlaka sınavda soruları çözerken hangi testi kullandığımızı öncelikle belirtmeliyiz. Testi yazmadan sadece çözüm yaparsak cevaplarımız kabul edilmez. Hangi testi kullandığımızı mutlaka belirtmeliyiz. N'inci terim testi kullanıyoruz burada. Limit n sonsuza giderken bu kuralı alıp limitine bakıyoruz. 3n eksi 2 bölü 2n artı 5. Pay ve paydanın dereceleri aynı iken katsayılar oranı sonsuza giderken limitin cevabıdır. 3 bölü 2. Bu cevap sıfıra eşit olmadığı için bu seri ıraksaktır. Karakterini belirlemiş olduk serinin. Eğer ki sonuç sıfır çıksaydı bu serinin ıraksak mı yakınsak mı olduğuna bu test karar veremiyor. Yani sıfır çıktığında yakınsaktır gibi bir fikre kapılmayalım. N'inci terim testi ya serinin ıraksak olduğunu söyler ya da işe yaramaz. Ki burada ıraksak olduğunu söyledi. Bir seriyle karşılaştığımızda ilk aklımızdan ya şunun bir sonsuza giderken limitine bakalım geçmeli. Onun limitine baktığımızda sıfırdan farklı çıkarsa sonuç n'inci terim testi bunun ıraksak olduğunu söyler ve sorunun çözümü orada biter. İkinci sorumuza gelelim.
İkinci soru. Seri testlerinde en iyi tanımamız gereken çeşitlerden birisidir. P serisi. P serilerini tanımak zorundayız. N1'den kaçtan başlıyorsa o çok önemli değil. Sonsuza kadar 1 bölü en üzeri P biçimindeki serilere P serisi denir. Burada 2 yazılabilir, 3 yazılabilir, o önemli değil. Bu N küpün önüne sayı gelebilir, onlar önemli değil. Önemli olan bu formatta olması. Bu bir P serisidir. Hemen diyoruz ki P serisi testi. Serileri belli ölçüde tanıyabilmeliyiz. Peki P'si kaç bunun? P'si n'in üzerindeki 3. P eğer ki birden büyükse bu seri yakınsaktır. Eğer ki P 1'e eşit ve küçük olursa bu seri ıraksak olur. Bu kadar. Yani böyle bir soruya yapmamız gereken cevap sadece şu. Hangi testi kullandığımızı söylemeliyiz? Testin P'ye bakılır sadece P serisi testinde. P'si 3. Birden büyük olduğu için yakınsaktır. Tam puanı almamızı sağlayacak. Bütün gerekli ifadeleri yazdık. Testi söylemeden asla çözüm yapmayacağız. Üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuza baktığımızda bunun bir geometrik seri olduğunu görebilmeliyiz. Geometrik seriler içerisinde üslü ifadeler barındıran seriler. 2 üzeri n var bir serinin içinde. Bu geometrik seridir. 5 üzeri eksi n var. 3 çarpı 2 üzeri n var. Bunlar hep geometrik serilerdir. Geometrik serilerde ortak çarpanı bulmalıyız. Neyle çarpılarak gidiyorum? Serinin birkaç tane terimini yazalım. N yerine 1 koyduk. 2 bölü 3. N yerine 2 koyduk. 4 bölü 9. N yerine 3 koyduk. 8 bölü 27. Nokta nokta gidiyor. Hep 2 bölü 3 ile çarpıldığını görüyoruz. Diğer terimlerin oluşturulurken. Bu geometrik seridir. Bu nedenle geometrik seri testi uygularız. Bunun ortak çarpanı R 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3 ile çarpılarak terimler oluşturuluyor. Ortak çarpan 2 bölü 3 ise, ortak çarpan eğer birden küçükse bu seriyi yakınsak. Eğer ki ortak çarpanımız birden büyük olsaydı, birden büyük olsaydı bu seriyi bıraksak olurdu. Bu soruya yapılması gereken, yazılması gereken ifadeler bu kadar. Geometrik seri, bu geometrik seri testi, R'si 2 bölü 3, birden küçük olduğu için yakınsaktır. Bu kadar. Özünde yine seriyi tanıdık. Bunun bir geometrik seri olduğunu yakaladık. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuz aklımızdan bir n'inci terim testini geçirelim. Bunun limitini düşünsek paydanın derecesi daha büyük olduğu için bunun limiti sıfır eder. Yani n'inci terim testi işe yaramaz. Geometrik seri mi bu? Hiç üstel bir ifade görmüyoruz. 2 üzeri n, 3 üzeri n gibi. P serisi mi, o da değil. İntegralini alabilir miyiz bu ifadenin? Alt tarafa u desek, onun türevi yukarıda var. İntegralle yapabiliriz bunu. İntegral test. Eğer ki serinin içindeki ifadenin integralini alabileceğiniz integrali alabileceğinizi görebiliyorsanız İntegral testini bir denemeliyiz. İntegral testi. Yalnız integral testinin uygulanabilmesi için temel bir şart vardır. Bütün terimler sıfıra eşit ve büyük olmalıdır. N yerine 1 koyarsak pozitif eder, 2 koyarsak pozitif. Evet. Tüm terimler sıfıra eşit ve büyük.
Bu şart sağlanmış. Ve bunun da integralini alabiliyoruz. İntegral test bunu çözer. İntegral testi nasıl uyguluyoruz? Birden sonsuza kadar bunun alt sınırı nereden başlayıp nereye kadar gidiyorsa biz de o şekilde bir integral oluşturuyoruz. N bölü N kare artı 1 dN. Burada sınırları da sonsuz içeren integraller genelleştirilmiş integrallerdir. İngilizcesi improper integral. Bunu limite çevirmeden asla bu integrali çözmemeliyiz. Bu sonsuzun yerine t deyip limit t sonsuza giderken birden t'ye kadar n bölü n kare artı 1 dn haline getirmeliyiz integrali. Sorunun devamında bu alt tarafı u dediğimizde u n kare artı 1'dir. Bunun türevi 2n eder. Yukarıda n var yani. Onun yanına bir 2 koyup buraya 2 koyduğumuz için bir de başına 1 bölü 2 eklersek burası da du olur. Değişken değiştirmeyle integrali çözüyoruz. Paydaya u dediğimizde u dediğimiz şeyin türeviyle dn çarpma durumunda ise ona du denir. Orada ikisi eksikti. 2 ile çarptım. 1 bölü 2'ye böldüm. Bu integrali şu kenarda alıp yolumuza öyle devam edelim. 1 bölü 2 var integralin başında. Paydaya u dedik. 1 bölü u du oldu. 1 bölü u'nun integrali ln u'dur. 1 bölü 2 ln u. 1 bölü 2 ln u dediğimiz şeyi yerine yazalım. N kare artı 1. Sınırları koyacağız şimdi. T ve 1. T'yi koyarsak şuradaki limiti bekletiyorum. En son limiti alacağım. Ln t kare artı 1. 1'i koyarsak 1 bölü 2 ln 2 olur içerisinde. Şimdi limiti getirelim. Limit t sonsuza giderken 1 bölü 2 ln t kare artı 1 eksi 1 bölü 2 ln 2'nin sonucunu bulacağız. T yerine sonsuz koyarsak burası ln sonsuz olur. 1 bölü 2 ln sonsuz eksi 1 bölü 2 ln 2. Ln sonsuz da sonsuz eder. Kısacası sonsuz, sonsuzla 1 bölü 2'yi çarparsak yine sonsuz eder. Sonsuz eksi 1 bölü 2 ln 2. Sonsuzdan bir sabit sayı çıkartırsak yine sonsuz çıkar. Bu integralin sonucu sonsuz çıkarsa bu seri ıraksaktır. Bu integralin sonucu sayı çıkarsa bu seri yakınsaktır. Bu integralin sonucu sonsuz çıktığı için bu seri ıraksaktır. Seriyi integrale çevirip çözüyoruz. İntegralin sonucu eğer ki sonsuz çıkarsa seri bir ıraksak oluyor. İntegralin sonucu sayı çıksaydı 1, 2, 3, 5 gibi serimiz yakınsak olacak. Bu seri bana çok zor geldi diyen birçok kişi çıkabilir. Ben integrali alamam. Bu serinin diğer bir çözümü kıyaslama testiyle çözülebilir. Kıyaslama testleriyle. Özellikle de çözüleceği test limit kıyaslama testidir. Bununla da deneyebilirsiniz. Ben burada şimdi integralle çözdüm. Bunun içinde yer kalmadı. O yüzden yoluma devam edeceğim. Beşinci sorumuza bakarsak yine bir P serisi. 1 bölü en üzeri P var. P serisi testi. P'miz burada en üzeri 1 bölü 3'tür bu ifade. 1 bölü 3.
P'miz 1'e eşit ve küçük ise bu seri bıraksaktır. Seri testlerinin konularını izlemeden buradaysanız bunlar size biraz yabancı gelebilir. Öncelikle tavsiyem konu anlatım videolarını izlemeniz. Şimdi 6. sorumuza geldik. İçinde faktöriyel ve üstel bulunan ifadeleri oran testi çözer diye genel bir ifade söyleriz. Bir faktöriyelli ifade gördüğümüz zaman seride hemen aklımıza oran testini getirmeliyiz. Oran testi limit en sonsuza giderken mutlak değer içinde a n artı 1'i bunların yerine n artı 1 koyduklarımızda n artı 1 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel bölü n üzeri n bölü n faktöriyel. Buradan devam edecek olursak, yani oran testinde yaptığımız şey şu. Limit n sonsuza giderken a n artı 1'i a n'e bölüyor. Bunun sonucu eğer ki birden küçük çıkarsa bu yakınsaktır. Birden büyük çıkarsa ıraksaktır. 1'e eşit çıkarsa oran testi bu soruyu çözmez. Şimdi devam edecek olursak burada ters çevirelim. Limit n sonsuza giderken n artı 1 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöriyel çarpı n faktöriyel bölü n üzeri n. Şuradan şu kalemimizin rengini değiştirerek devam edelim. Şuradaki n artı 1 faktöriyeli n artı 1 çarpı n faktöriyel diye yazabiliriz. N faktöriyeller birbirini götürdü. Buradan n artı 1'in bir tanesiyle yukarıdan bir n artı 1 gitti. Şuradaki 1 de gitti. Kala kala limit n sonsuza giderken n artı 1 üzeri n bölü n üzeri n kaldı. Bunun da sonucuna bakacak olursak n artı 1 üzeri n bölü n üzeri n. Limiti belirlenmesi gerçekten çok zor bir ifade. Oran testi için gerçekten zor bir soruymuş bu. Oran testini iptal ediyorum. Şimdi burada mesela limitini çözemediniz. Dönün başka bir teste. İçinde faktöriyel olanı mutlaka oran testi çözer. Bu işlemlere devam edecek olursam buradan oran testi çözecek. Ama bu işlemler gerçekten zor devamı. Bu da çok daha kolay bir şey var. N'inci terim testi. Bunun limitine baktığımızda, limit n sonsuza giderken, n üzeri n bölü n faktöriyel. N üzeri n, şöyle bir kuralımız vardır. Matematikte en hızlı büyüyen ifadeler n üzeri n'dir. Ondan sonra n faktöriyel gelir. Ondan sonra üsteller gelir. 5 üzeri n, 3 üzeri n gibi. Bunlar derece belirlemede kurallardır. N üzeri n, en hızlı büyüyen ifadedir matematikte. Bu nedenle payın büyüme hızı paydadan daha büyük olduğu için bunun sonucu sonsuz eder. Payın derecesi paydadan büyükse sonuç sonsuzdur. Sonsuz da sıfıra eşit olmadığı için bu seri bıraksaktır. Burada n'inci terim testini deneyen bir kişi çok daha kolay çözecekti. Oran testi buradan sonrasının devamı hiç güzel olmadığı için devam etti. Şu kuralı bilmekte fayda var. Sonsuza giderken limitlerde payın derecesi paydadan büyükse sonuç sonsuz veya eksi sonsuz çıkar. Dereceler eşitse katsayılar oranı, paydanın derecesi büyükse sonuç sıfır olur. Burada payın derecesi daha büyük olduğu için sonuç sonsuz etti ve dolayısıyla bu serimizde ıraksak oldu.
Yedinci sorumuza geldik. Yedinci sorumuz, bir ifadenin üzerine en üssü konulduysa bu kök testiyle çözülür. Kök testi. Bu en üstünden kurtulmak için bu ifade eninci dereceden kök için atılır. Limit en sonsuza gidilirken. Eninci dereceden kök için atılır. N bölü n kare artı 3 üzeri n fakat mutlak değer içinde. Limit n sonsuza giderken bu üsler birbirlerini götürürler. Mutlak değer içinde n bölü n kare artı 3 kalır. Bunun paydasının derecesi daha büyük olduğu için sonucu 0 çıkar. Kök testinde bu limitin sonucu eğer ki birden küçük çıkarsa bu seri yakınsaktır. Eğer ki bu limitin sonucu birden büyük çıkarsa ıraksaktır. Eğer ki 1'e eşit çıkarsa bu test işe yaramaz. Eninci dereceden bir üs atıldığını veya iki eninci dereceden bir üs atıldığını görürsek, eninci dereceden üs atıldıysa eninci dereceden kök içine atıp bunun limitine bakıyorum. İki eninci dereceden üs atılsaydı, iki eninci dereceden kök içine atıp o üslerin götürürüm. Geri kalanın limitine bakarak kök testini uyguluyorum. Kök testinde de bu limitin sonucu birden küçük çıkarsa yakınsak, birden büyük çıkarsa ıraksak, 1'e eşit çıkarsa kök testi işe yaramaz. Bu videomuzun son sorusuna geldik. Bir serinin içinde eksi 1 üzeri n, eksi 1 üzeri n artı 1, her neyse eksi 1 üzeri bir şey varsa bu seri alternatif seridir. Alternatif seri testini uygulayacağız. Alternatif seri testini uygularken bu serimizi n birden sonsuza kadar eksi 1 üzeri olan kısmını ayrı tutacağız. Çarpı 1 bölü 2n eksi 1. Burası üzerinden daha çok işlem yapacağız. Birinci şartı alternatif seri testinin, eğer ki 3 şartı var, 3'ü de sağlanırsa bu seri yakınsaktır. Birinci şartı tüm terimler pozitif olmalı. N yerine 1 koyuyoruz, pozitif. N yerine 2 koyarız, pozitif. Şu yanda kalan kısım için. Burası AN diye nitelediğimiz yer. AN'in tüm değerleri pozitif olmalı. Evet, bu geçerli. 1 bölü 2n eksi 1. N yerine birden başlayıp değerler koydukça hep pozitif. Bu şart sağlandı. İkinci şartımız an artı birden büyük olmalı. Yani bu serinin şu an kısmının terimleri küçülüyor olması gerekir. Buradan 1 bölü 2n eksi 1 an'dir. Şuna bakalım. N artı 1 koyarsak 1 bölü n artı 1 koyarsak buraya 2n artı 2 olur. 1 çıkartırsak 2n artı 1. Bir şeyin paydası daha büyükse o daha küçük olur. Evet, bu da sağlanır. AN ifadesinin terimleri küçülüyor. AN büyük AN artı 1 ile kontrol etmeye çalıştığımız şey terimlerin küçülüp küçülmediğidir aslında. Değerler koyarak da kontrol edebilirsiniz. 1 koydunuz 1 çıkıyor. 2 koydunuz 1 bölü 3 çıkıyor. Bu şekilde terimlerin küçüldüğünü görüyorsanız AN AN artı 1'den büyük demektir zaten. Veya AN'i yazıp AN artı 1'i yazıp somut olarak birisinin paydası daha büyük olduğu için o daha küçüktür gibi söyleyebiliriz. Üçüncü şartımız ise limit n sonsuza giderken AN'in sonucu sıfır mı? Eğer ki sıfır çıkarsa bu üç şart da sağlandığı için
Bu serimiz yakınsak olur. Limit en sonsuza giderken 1 bölü 2 en eksi 1'in sonucu paydanın derecesi daha büyük olduğu için 0'dır. Bu şartta sağlandığı için bu 3 şartı sağladığı için bu alternatif serimiz yakınsak olur. Eksi 1 üzeri n içeren bir seriyle karşılaştığımızda bunun eksi 1 üzerilik kısmını ve diğer kısmını iki ayrı parça şeklinde ayırmalıyız. Ve şu yanda ayırdığımız kısım bu 3 şartı sağlarsa bu alternatif seri yakınsaktır. Birisini bile sağlamazsa yakınsaklığı belirlenemez bu kural ile. O zaman koşullu yakınsaklığı, mutlak değerci yakınsaklığı onların kontrol edilmesine geçilir. Burada öyle bir şeyle karşılaşmadık ve burada bu sorumuzu bitirmiş olduk. Bu şekilde seri testleriyle ilgili soru çözüm videomuzu burada noktalıyoruz.